çalışmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. 92 yıl önce bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan, ilk milli meclis olan ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük rol oynayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür bugün. 23 Nisan 1920 günü Cumhuriyet yolunda atılmış en büyük adımdır. Devletimizin yönetim sisteminde bu tarihle başlayan büyük değişim 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile sonuçlanarak Türk milletinin ufkunu açmıştır. Meclisimiz Kurtuluş Savaşı'nın en ateşli günlerinde açıldı. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü durumu, düşmanlar yurdumuzu paylaşmak için topraklarımıza nasıl saldırdıklarını ve vatanımızın eş kaygıları gibi nasıl düşürdüklerini biliyorum. Atatürk Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımını attı. Amasya'ya, Erzurum'a ve Sivas'a giderek milli birlik ve beraberlik ışığını yaktı. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ilk meclisin açıldığı 23 Nisan 1920 gününü çocuk bayramı olarak armağan etmiş, bu yönüyle de dünya ölçeğinde eşsiz bir lider olduğunu bir kez daha göstermişti. Bu meclis ulusal egemenliği kayıtsız şartsız millete vermişti. Türk milleti dün olduğu gibi bugün de Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmayacak, Cumhuriyet'in temel niteliklerini en iyi şekilde koruyup muhafaza edecektir. Millet olarak amacımız akıl ve bilim ışığında ilerleyerek çağdaş bir toplum olarak sonsuza kadar var olabilmektir. Cumhuriyetimizin en önemli kuruluş felsefesi olan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünün anlam ve önemini çok iyi kavramış bir millet olarak gelecek nesillerimize daha modern bir Türkiye bırakacağımızdan hiç şüphem yoktur. Tüm ulusumuzun bayramını en içten duygularımla kutluyor. Bu vesileyle bugünleri bizlere armağan eden büyük önderimiz Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Bayramımız hepimize kutlu olsun.